Merhabalar gençler, YouTube Fizikte Barış kanalına hoş geldiniz. Sadık Uygun yayından LYS Spotlu Soru Bankası'nın çözümüne devam ediyoruz. Evet, hemen başlayalım bakalım. Test numaramız 234. Ne demiş? Radyoaktif elementler alfa, beta ve gamma ışımaları yaparak kararlı hale gelmeye çalışırlar. Buna göre bu ışımalar için. Şimdi mesela yanlışlardan başlayalım. Elektrik alanda saparlar. Yanlış arkadaşlar. Neden? Alfayı hatırlarsanız artı 2 yüklüyken beta eksi 1 ya da artı 1 olabiliyordu. Pozitron da olabiliyordu. Ama gamma nötrdü. Dolayısıyla gamalar sapmaz ama alfa beta sapar. Sonra bu arkadaş ışık hızıyla yayılırken gamma bir elektromanyetik dalgayken bunlar elektromanyetik dalga değildir. Işık hızıyla yayılmazlar. Her parçacığın bir hızı olduğuna göre bir momentumu da olacaktır. Dolayısıyla yalnız bir bunlara uygundur arkadaşlar. Ne demiş bakalım? Radyoaktif bir X atomu 2 alfa, 2 tane gamma ve beta yaparak Y'ye dönüşüyor. Hadi bakalım yapalım. X neydi? 90'a 238. Neye dönüşecek? Y. Bu dursun bakalım. 2 tane alfa. Alfanın özelliği neydi? 2'ye 4'tü değil mi? 2 tane olunca hemen 2 ile çarp. 4, 8 oldu mu? Sonra beta eksi 1 tane. O zaman ne yapıyorduk? Eksi 1'e 0 yazıyorduk. Gamma neydi? Zaten 0'a 0. 2 katını da alsan önemli değil. O zaman şimdi 90 olabilmesi için o zaman buraya ne yazarız? 86. Değil mi? Pardon. 4 bir de burada var. 3 yazacağım pardon. 87 yazdım. Burada ne var? Bir 8 kayıp var sadece. O zaman buraya da 230'a 87 diye yazacağız. 4 eksi 1 3'tü burada. Okey. Bakın tuttu sayılar. Burada 3, 87'de 90'ı tamamladık. Ne demiş? Bohr atom teorisinde taban enerji durumundaki yani N eşittir 1'deki hidrojen uyarılarak yukarılara çıkartılıyor. Açısal momentum artıyormuş. Dış yörüngeye gittikçe başta yarıçap neydi? A0 N kare bölü Z. N sayısı büyüdüyse yarıçap da büyüyecek. Dışarı doğru gittiğince ne demiştim ben size daha önceki testlerde? Okula gittiniz, üniversiteye evden uzaklaştınız gibi düşünün. Çekirdek aileden uzaklaştınız değil mi? O zaman dışarı doğru giderseniz bağlılığınız azalıyor, bağlanma enerjiniz azalır. Fakat hız nasıl bulunuyordu? Sabit bir sayı çarpı z bölendir. N'in büyümesi demek hızının azalması anlamına gelecektir. Dolayısıyla cevap da 1 ve 2 olacak arkadaşlar. Bir elektronu koparılmış helyum atomunun diğer elektronu ikinci Bohr yörüngesinde ise yarıçapı nedir? Neydi yarıçapımız? Bakın A0 Bohr yarıçap sabiti N kare bölü Z. Hadi bakalım başlayalım. A0 0,53. Kaçıncı yörüngede? 2. 2'nin karesi. Z'si kaç? Yine Bohr oldu. 2. O zaman ne yaptı cevap? 1,06 yarıçapa sahip olduğunu görmüş olduk. Uyarılmış KLM ışımaları yapıyormuş bir madde. Bu ışımaların frekansları. Ya bakın enerji neydi? HV. O zaman enerjiyi bulursak aslında frekansı da bulmuş olacağız. Yani bakın K'nın enerjisi ne kadar? Bakın geçiş 10.2'den 0'a ise 10.2. L'nin enerjisine bakın. 12.10'dan 10.20'ye geliyorsa 1.90. M'nin değerine kadar bakın 13.06'dan 12.10'a 0.94. Kimin enerjisi büyük? K büyük, L büyük, M ise frekansta da yine K büyük, L büyük, M diyebiliriz arkadaşlar. Sezyum atomunun bazı enerji seviyeleri verilmiştir. Temel halde bulunan bir elektronun açısal momentumunun H bölü pi değişmesi için. Bakın bu bir tuzaktır arkadaşlar. ÖSYM de bunu seviyor. Açısal momentum normal formülüne NH bölü 2 pi. Sizden ne istiyor? H bölü pi. Bakın 2'yi unutturmanın güzel yoludur. Buraya 2 ise burayı 2 tane değiştirmen lazım. Yani o zaman senin temel haldeysen 1 arttırırsan 1H bölü 2pi, 2H bölü 2pi olacak ki değer buraya gelebilir. O yüzden paydadaki 2pi'yi unutmazsanız iyi olur. Bakın bu H bölü pi dersen bu 1 değil. Bunun paydada 2 olduğuna göre 2 değişiklik yapacaksın. 3 numaraya gelmek için gerekli enerji de 2.30'dur arkadaşlar. Cıva atomunun bazı enerji seviyeleri şekildeki gibidir. Ne deniyor sonra? Cıva buharına ne yapıyor? 1.81'lik bir ışıma. Hangi sayılar arasında 1.81 görüyorsunuz işte. Bizi ilgilendiren en önemli sayı bu. Bakın sanki 6.67 ile 4.86'nın arasında aşağı inişler ışımayı da hatırlatırım. Bakalım 7.61, 16'dan 8 çıktı. 8 hakikaten 1 ise o zaman demek ki siz bu işi yaptınız. 1.80. O zaman fotonla buraya kadar kesinlikle uyarmanız gerekiyor değil mi? O zaman hangisi olamaz demiş. O zaman siz bunu ne yapabilirsiniz?
Büyük ya da eşit 6,67'lik bir elektron ya da eşittir 6,67'lik bir foton olabilir değil mi? Bakın elektronlar 6,67, 8,50 hemen oldu. Zaten 1,81'lik bir fotonla zaten oraya kadar 7,80'lik foton evet burayı çıkartırsın. Sonra aşağı düşersin. Sonra bir de aşağı düşebilirsin. Yani basamaklara eşit sayılar varsa fotonlarda evet de. Ama 1,81'lik fotonla zaten bunu uyarma şansınız bile hiç yok. Enerji düzeyleri verilmiş hidrojen atomları 13,06 fotonlarla uyuyor. Bakın 13,06 buraya kadar getirdik bunu. Ne diyor? Ne diyor? Temel hale dönerken elektronun açısal momentum değişimleri L1 olduğunda Balmer haşbet. Balmer bu. Tek geçişler alfa o zaman Balmer beta buydu. Lyman gamma demek. Lyman neydi? Tek geçişler alfa, beta, gamma. Lyman 1'e düştüğüne göre 4'ten 1'e geçiş edene adını veriyoruz. Lyman bu birincisi, bu da ikincisi oldu gamma. Şimdi açısal momentum değişim neydi? NH bölü 2 pi'ydi. Değil mi? O zaman bakıyorum. Birinciye bakarsam kaç değişti? 2 tane H bölü 2 pi değişirken ikinci kaç tane değişiyor? Dikkat edin. 3 tane H bölü 2 pi değişecektir. Dolayısıyla arayacağınız cevapta ne oldu? 2 bölü 3 diye bulunmuş oldu. Evet, testimizin böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki çalışmamızda yine görüşeceğiz. Hoşçakalın.